Ali'nin harika dünyası. Abi yatakta yatan kardeşinin odasının girişinde durdu, hareketsiz bakışıyorlar. Siyah zeminde Ali'nin harika dünyası yazdı. 5 yaşlarındaki erkek kardeş yatakta dönüp lambaya baktı. Komodinde Harika Dünya isimli bir hikaye kitabı duruyor. Abi çantasından çıkarttığıyla döndü. Çikolata ister misin? Gülümseyip gözlerini kapatarak hayır dedi. Abi çantasını kapatıp komodinin üzerindeki hikaye kitabını aldı. Sana kitap okuyayım mı? Yatakta yanak kayarak yer açtı. Abi yatağa oturup sırtını dayayarak kitabı açtı. İçinden bir sayfa seçti. Harika dünya. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, herkesin mutluluk içinde yaşadığı bir krallık varmış. Bu krallığın iyi kalpli ve adaletli bir kralı varmış. Krallarını herkes çok severmiş. Kralın en büyük neşesi çocuklarıymış. Kral çocuklarını canı gibi severken bir yandan kral olabilmeleri için onlar hazırlarmış. Kral büyük oğlundan kardeşine abilik gitmesini istemiş. O ise tüm günü hayal kurup oyunlar oynamak istermiş. Mütevazi ellerinde baba çocuklarını sevip yatırdı. Kral amansız bir hastalığa yakalanmış. Ne krallığı yönetebiliyormuş ne de odasından çıkabiliyormuş. 10 yaşlarındaki abi şehir merkezinde. Kralın büyük oğlu ise kendini zorlu görevlerin ortasında bulmuş. Sırtında okul çantasıyla yoldan geçenlere mendil uzatıyor, insanlar ilgisiz. Koca krallığın bütün yükü artık onun omuzlarındaymış. Omuzlarını düşürüp mendili sımsıkı tuttu. Buzdolabını kapatıp mutfak tezgahına bakındı. Mutfak temiz ama oldukça bakımsız. Abi tezgahtaki poşetten küçük bir parça ekmek alıp çıktı. Odaya girince duraksadı, kardeşi uyuyakalmış. Herkesi mutlu etmek için daha çok çalışmaya karar vermiş. Alacakaranlık zamanlar sırt çantasıyla. Sabah erkenden çalışmaya başlamış. Yol altında kalan gecekondunun yanındaki demir merdivenlerden çıkıyor. Biraz halkın arasına karışıp onların dertlerini dinlemeye başlıyor. Geçitten akan trafiğe bakıyor. Toprakların sürülüşünü izler, zorlu kararlar almak için bilginlere danışırmış. Sakallı adam cüzdanında aranırken oğlan mahcubiyetle bekliyor. Adamın verdiği 10 lira için mendil uzattı. Adam şefkatle dokunup mendilleri almadı. Başka biri bozukluk verip mendili aldı. Çok çalışmasına rağmen krallıkta herkes mutsuzmuş. Mum ışığındalar. Anne eşiyle ilgileniyor. Kadın dönüp mumlu odaya girip kanepeye para bırakan oğluna baktı. Prens bütün gücüyle çalışmaya devam etmiş. Oğlan yorgun duvara oturdu, çantasındaki son mendili aldı. Ne gecesi varmış ne de gündüzü. Akşam zamanları yorgun yürüyor. Kanepede uyuyakalmış annesi şefkatle üstünü örttü. Halk prens için üzülür ve gelecek için korkarmış. Amansız hastalığın pençesinde kral daha fazla direnememiş. Cenaze çarşafa sarılı yerde. Hekimlerin bütün çabasına rağmen hayatını kaybetmiş. Oğlan üzgün koşarak çıktı. Büyük prens o günden sonra kral olmuş. Akşam karanlığında merdivenlere oturmuş ağlıyor. Genç kral babasını hatırlattığı için asla onun tahtına oturmazmış. Oğlan kapıdan kanepeye bakıyor. Hüzünle kapıyı kapadı. Her ne kadar kral olsa da aslında oyunlar oynamayı çocuk olmaya özenmiş. Elleri cebinde okul önünde annelerinin yanındaki çocuklara imrenerek herkesten bakıyor. Herkesten gizli çocukluğuna dönermiş bazen. Kardeşi uyuyakalmış, kitabı kapatıp komodine koydu. Usulca kalkıp kenardan 3 deste mendili aldı. Kapı yanında yerdeki okul çantasının yanına çöktü. Fermuarını açarak mendilleri içine koydu. Elindeki 5'lik kağıt paraları ve bozuklukları hikaye kitabının üzerine koyup yatağa kardeşinin yanına girdi, lambayı söndürdü. Engelli erişimi www.sebeder.org. Yardımcı yönetmen Mahmut Erdem. Yapı mamiri Hakan Bayram, sanat yönetmeni Eda Çekemci, ışık şefi Mustafa Çiftçi, ses Baran Keskin, kurgu Emir Kuş.